Samandağ Kıyı Kenar Çizgisi mağdurları, Belediye Başkanı Mithat Nehir, ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, sivil toplum kuruluşlarıyla dün bir araya gelerek kıyı kenar çizgisi sorununu görüştüler. Toplantıya Samandağ Esnaf Odası Başkanı Refik Gümüşoğlu, Samandağ Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Sait Kahiloğulları, Muhasebeciler Odası Samandağ Temsilcisi Gül Oruç, ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eski Ocak, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Mullaoğlu ve kıyı kenar çizgisi mağdurları katıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mithat Nehir, adil bir uygulamanın yapılmadığını savundu ve 30 yıl önce devlet buraya tapu verdi ve buranın turizminin gelişmesi için teşvikte bulundu. 30 yıl sonra çıkan kıyı kanunuyla beraber kıyı kenar çizgisi gündeme geldi. Ardından devlet tapu iptali getirdi. Daha önce deniz kumu ihaleye verilerek tonlarca kum çekilmiş ve deniz kıyıya yaklaşmıştır. Bu sorunla ilgili şimdiye kadar geliştirilen ortak bir mücadele hattı yoktur. Şu anda gelinen noktada hukuki süreci tükenmiştir, dedi. İlgililerin mağduriyet yaşadığını vurgulayan Nehir, problemin bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini söyledi. Toplantının ardından Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, şimdi geçtiğimiz günlerde kıyı kenar çizgisi mağdurları Antakya Ticaret Sanayi Odası'nı ziyaret etmişlerdi. Bu mahallede biz de Samandağ Kaymakamımızı ziyaret ettik. Ondan bu mağduriyetlerin önlenmesi konusunda istişarelere de bulunduk. Bugün de gene zarafet göstermiş mağdur arkadaşlarımız. Bizi bir kahvaltıya çağırmışlardı. Kahvaltıya iştirak ettik. Sayın Belediye Başkanımız Mithat Nehir'le beraber hem bir genel anlamda Samandağ'ın sorunlarını hem bu sorunu özellikle istişare ettik. Ve ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eski Ocak'ta Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'e gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından konuştu. Yine Sayın Başkanım anlattığı gibi bu kıyı kenar çizgisi mağdurları bizi odamıza ziyaret ettiler. Sorunlarını bize aktardılar. Biz bu sorunlar doğrultusunda ne yapabiliriz? Çözüm konusunda hangi odaklara odaklanabiliriz? Ve mağduriyetinin en aza indirilmesi için ne yapılması gerekiyorsa bir de biz yarı sivil toplum kurumu olarak da elimizden gelen şeyi yapacağımızı biz arkadaşlarımıza ilettik.